Selam, ben Sultanoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu motorlu testere ve benzeri makinalarının çalıştırma ipi arızası hakkında olacaktır. Bunların arızası nasıl giderilecek size onu anlatacağız. Beğeneceğiniz bir program olacağını umuyorum. Lütfen izleyin. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine karşınızdayız. Bugünkü arızalarımızda kapaklarda ip kopması ve ip boşlaması. Gördüğünüz gibi bağlantılar kopuyor böyle çekince. Bunun nasıl değiştirileceğini... O çalışan normal değil mi? Sadece ip tabii, kopmuş. Normalde çalışıyor ama ipi kopmuş. Onu nasıl değiştirileceğini anlatacağız. Değiştirileceğini biraz sonra anlatacağım. Öncelikle kapağı yapıyor bazı arkadaşlar. Böyle ipi saramıyorlar. Normalde hiçbir arızası yok. Arızası yok ama ipi boşlamış. Bazen boşluyor. Bunu nasıl sarılacağını göstereceğim şimdi öncelikle. İpimizi şöyle elimize alıyoruz. Saat yönünde sarmaya başlıyoruz. Sardıktan sonra sabit bir yerden alıp farklı bir sistemle biraz ipimizi gevşettik. Biraz çektik böyle. Kuruyoruz yani. Yine aynı saat istikametinde. Tabii aynı saat istikametinde. Sündürdüğümüz ipi. Sündürdüğümüz ipi. Uzattığımız ipi. Boşluğunu alıyoruz. Kılıçını dandık. Bırakıyoruz. Bunu bu şekilde sarabiliriz. En pratik yolda. Şimdi öbür kapağımızı yaptık. İkinci kapağımızın da ipi kopmuştu. Bunu da başlayalım anlatmaya. Öncelikli olarak vidasını söküyoruz. Bunu aldık. Bu da zemberek yay dedikleri. Genelde buradan kırılıyor bu. Ama bunda bir kırılma yok, sadece bunda kırılma ipi yok, kopmuş. Sağlam ipi kopmuş, evet. İpi kopmuş. Şu da alt ipi saran yay. Bunu çıkartırken dikkat etmeleri lazım. Bu ip kurulu falan oluyor bazen. Bu atıp insanların üstüne gelmez. Sıçrayabilir. Bunu da takarken sararmadan kurulmaları lazım. Tabii. Önce iş güvenliği. Şimdi ipi komple çıkartıyoruz. Evet, eski ipi çıkarttık. Yeni ipimizi de alıyoruz. Evet. Elinden geçireceğimiz için öncelikle ucunu köreltmemiz lazım değil tabii, mi? Ucunu köreteceğiz. Rahat geçsin. Tabii köreteceğiz. Köreltmeden önce hadi. Bir tarafına düğüm açacağız, bir tarafını körelteceğiz. İlk önce bunun içinde geçireceğiz. Köretme nedenimiz oradan pıtlaması içindi. Tabii. Düğümleme nedeni. Evet, çekme için kullandığımız tetikten. Tabii. Ondan sonra kapaktan geçiriyoruz. Kapaktan geçirdikten sonra bunun içindeki delikten geçireceğiz. Burada geçirdikten sonra bir düğüm de oraya atacağız. Bir düğüm de buraya atacağız. Ama buraya atarken düğümü biraz dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu çalışacağı için mekanizmanın içinde. Düğümü de iyice köreltelim ki çekimlerde zorlanmasın. Tabii makinede yani pırtıp, de çalışırken de boşa çıkabilir. Çalışırken de kolay çalışsın. Tamam. Şimdi bunu da sararken yerine tutturmadan yine aynı şekil saat yönünde boşluğunu alarak işimizi biraz daha kolaylaştıracağız öbür üstündeki değil de. Bunu takarken sardı. Şu kanalla buradaki yayın ucuna oturacak. Ona dikkat etmeleri lazım. Tabii. Yoksa kurmaz. Boşluğunu aldı. Buradaki kanalda zembereğin tam üstüne oturması lazım. Tabii. Zembereğin üstüne oturacak. Burada dikkat edilmesi gereken vida tam sıktığında
bu mekanizma tam çalışmaz. Bunu çalışabileceği kadar hafiften bir boşluk bırakmamız lazım hafiften önce. Bir boşluk bırakmamız lazım çalışsın. Önce bir yerine oturtuyoruz. O tık sesi geliyor zaten. Geldi. Aynı şekil bak kurduk. Burada da boşluğu alırken azıcık ipimizi çekiyoruz. Tekrar saat yönünde sarıyoruz. En az 2 tur attırmamız lazım ipe. 3 tur normali. Bu da tamam. Bir de arkadaşlar yapmışken böyle bir kapak geldi. Şimdi bunu da yay kırılmış. Normalde bu da yapılır. Burada biz yay değiştireceğiz. Onu da nasıl yapıldığını mı göstereyim, bunu mu takayım Mustafa Bey? Bu tazesini takalım. Tamam, tazesini takalım. Tamam. Zaten o nasıl yapıldığını daha önceki bir videomuzda göstermiştik. Olabilir de belki elinde olmayabilir diye. Bizi diğer videolarımıza bakarsa orada görebilir tamam, onu. Tamam. Daha önce çekmiştik evet. Gerçi. Bu da bizi seyreden dostlarımıza ek bilgi olmuş olsun. Ek bilgi olsun ama zembereye kırık olanlar varsa daha önce öyle bir programımız tamam, vardı onu tamam, seyredebilirler. Tamam. Ya basitçe yine de göstereyim ben. Peki. De. Yoluyla göstereyim ben. Aslında bazı arkadaşlar bizi eleştirmişti. Isıtmamız falan lazım diye de. Biz sadece bilgi verdiğimiz teknik, için gösteriyoruz. Şimdi işin teknik boyutunda değiliz. İnsanlara faydalı olma, basit yoldan işlerini halledebilme yolundayız. Hemen bir kısa U gibi yapıyoruz. Tabii. Kısa bir U gibi büküyoruz. Evet. Hafiften şöyle arkaya doğru bükersek. O da yine kullanılır. Kullanımı hazır. İstersen onu da bir gösterelim. Dikkat etmemiz lazım. Onu çünkü istersen bir de bunu gösterelim. Madem öyle yaptım onu sökelim. Bu eskiyi nasıl takarız onu gösterelim. Tamam, yeni yayımız dursun da ben şöyle dur kapağın kimi takayım. Tamam. Onu değiştirmiş olalım. Onu bir çıkart. Evet. Şu eski yayı bir takalım. He, şimdi bunu çıkartırken dikkat etmek lazım. Şu alttaki plastiği elimle tutuyorum ben. Bilmiyorum oradan fark edebiliyor musunuz? Çıkartırken elimizi atmaması lazım. Bunu çıkartıyorum. Seyircilerimizin elinde zaten yenisi yoktur. Böyle eski yayları vardır. Tamam, onun ucunu böyle U yapsınlar. Şimdi sen nasıl takılacağını bir gösteriver. Şimdi biz yaptık. İlk önce yuvasını oturtuyoruz. Uyu yuvaya oturtuyoruz. İlk turda dikkat etmemiz lazım. Biraz yayımızı hafif bükerek. İlk tur girdikten sonra zaten dıştan bastırarak yavaş yavaş içe doğru sarım yapıyoruz. Tabii içe doğru sarım yapıyoruz. Ondan sonra yuvasını oturtturduktan sonra kapağımız hazır. Yine dediğimiz gibi yuvaya tutturacağız bunu. Kapağımız da tamam. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. Merhaba, ben Sultanoğlu. Bir programın daha sonuna geldik. Bu programımızda motorlu testere ve benzerlerinin çalıştırma ipi arızasını anlatmaya çalıştık. Faydalı bir program olduğu kanaatindeyim. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Veda etmeden evvel bir cümle söylemek istiyorum. Bizi kanalımızda eleştiren dostlar oluyorlar. Eleştiriye tamamen açığız. Ama yeter ki haksız eleştiri yapılmasın. Bizim buradaki amacımız matematiksel olarak anlatmak değil. Bizi pek çok kesimden insan izlediği için İnsanların en rahat şekilde anlayacağı biçimde anlatmak sevdasındayız. Hatalarımızı bağışlayacağınızı umuyoruz. Bizden daha iyi bilenler var, en iyi bilen olduğumuz iddiasında değiliz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Olumlu ya da olumsuz her türlü yoruma açığız. Hiçbir kapalı ajandamız yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selam ben...